İnnallâhe astafâhu aleykum. Allah Teala size tercih etmiş. Yani onu size idareci seçmiş. Diyor, Attâhu fî astafâhu. Sadekî bedel minettâi. Çünkü bu iftihal babında fiilin kökü nedir bana? Safa'nın kökü. Yani sürasi mücerredisi. Sürasi mücerredi nedir? Safa mı? Safvettir. Safvettir. Safvetten iftihal babını yapınca ıstefa oldu. Tefa. Tabi sat ile taşıdıkları fonetik özellikler açısından birbirinden uzaktırlar. Bundan dolayı sattan sonra ta gelince ta'ya dönüştürüyorlar ve istafa diyorlar. Evet. İnne Allah istafa aleykum. Allah onu size tercih etmiş. Evet. Diyor Allah'u fi istifa. Mustafa bedel minette mekan sad sakineti. Çünkü sakin sad var. Yani aslında ben mesela müfessirin yerinde olsaydım bu üslup güzel değil. Çünkü sanki sakin sad tanın sebebidir. Yani sanki sükunu sattığının gelmez sebebidir. Halbuki öyle değil. Dağının gelme sebebi sad ile ta arasındaki fonetik özellik açısından olan tenafurdur. Dolayısıyla onu söylemesi lazımdı. Çünkü demesi lazımdı. Ta mesela hurufu cerdir. Ta hurufu hemstir mesela. Ondan dolayı. Evet. Ey ihtarahu aleykum. Yani Allah onu size tercih etmiş, seçmiş. Ve huve a'lemu bil masalih minkum. O sizden daha iyi maslahatlarınızı bilir. Yani sizin için faydalı olanı o daha iyi bilir. Ve la i'tirada ala hukmi. Onun hükmüne de itiraz edilmez. Yani aklı başında olan birisi Allah'ın hükmüne itiraz etmez. Sümme zekere maslahateyni enfa mimma zekeru minen nesebi vel mal. Sonra iki maslahat daha, yani şeyde görülen görülen iki özellik daha vardır ki o özellikler İsrailoğulların ileri sürdüğü nesep, yani soy sop ve mal özelliğinden daha önemlidir. Nedir onlar? Vehumel ilmul mabsut vel cesametu. Birisi yani geniş bir ilim, diğeri de vel cesametu. Yani güçlü bir yapı, iyi yapılı olması. Evet. Bunlar mal ve şeyden nesepten özellikle idarecilikte daha önemlidir. Evet. Fakat vezadehu bastatan fil ilmi vel cesameti. Allah Celle Celaluhu ona hem ilimde hem de cisimde ona artı bir şey vermiştir. İmkan vermiştir. Yani ilmi de fazladır. Onun bedeni, fiziki yapısı da daha güçlüdür. Yani dolayısıyla bu ayete baktığımızda yukarıda müfessirin ibaresi şöyle olması daha uygun olurdu. وَهُمَ الْعِلْمُ وَالْجَسَامَةُ mabsutani demek daha uygundu. Çünkü ikisi de, yani onun cesameti de mabsuttu ayetin. Nasıl ile onu anlıyoruz? Evet.
Karu derler ki kâne a'leme beni İsrail'e bil harbi ve diyanati fi vaktihi. Bu Talut zamanında İsrail oğullarının hem dinleri hem de savaş taktiklerini en iyi bilen kimseymiş. Ve atvelen min kulli insan bi ra'si ve menkibi. Ve her insanda başı ve omuzlarıyla daha uzundu. Yani herkes onun omuzuna geliyordu. Öyle iri yapılı birdi. Vel vastatu, basta nedir? Es-sa'atu vel emtida. Genişlik ve uzama. Vel mulku, vel melik, melik yani kral ise, idareci ise la budde en yekunu min ehlil ilmi, ehli ilim olması lazım. Hatta İslam fıkhına göre, bizim fıkhımıza göre kral halifenin, efendime söyleyeyim, ilimlerde içtihat edebilecek düzeyde olması lazım. Yani herkes bu mevcut dönemde olduğu gibi, efendime söyleyeyim, evinden karşılık alan herkes kalkıp idi. O manada bir yani cumhurbaşkanı veya başbakan olmaması lazım. Yani ben bir ara uçak birisiyle yan yana oturuyordum. Sonra eski bakan olduğunu anladım. Lise mezunu bir adam ve böyle bir ufku, hikmeti, bilgisi de yoktu. Ama sırf siyasi bir ağırlığı olduğu için bakan yapmışlardı. Şimdi İslam'da küçük idarecilerden neredeyse, mesela bir ilçenin kaymakamından ilim varisi ve devletin başına kadar herkesin mutlaka bilgi donanımının iyi olması lazım. Hele kadilerin ve devlet reisinin bazıları müçtehit olacak seviyede bilgisinin olması lazım şartında koşuyorlar. Aslında eğer İslam'ın gücü olsaydı, Müslümanlar güçlü olsaydı, yani bu çok zor bir şey de değildir. Zeki insanları alırsınız, çok zeki insanları, onları özel bir takım şartlarla yetiştirirsiniz. Müçtehit olabilirler yani. Ama bugünkü derme çatma bilgi yok, bir doktora yaptı, yok bilmem profesör oldu. Bununla müçtehit olunmaz. Onu bilirim. Evet. Cahile, çünkü cahil kimse, niye idarecinin ehli ilimden olması lazım? Çünkü cahil zelildir. Muzdaran, toplumun nezdinde de değersizdir. Yani kayda değer değildir. Gayru muntefa'an bihi, ondan istifade edilmez ki. Nesiyle yararlanılacak? Yani sen birkaç oyun olmakla adam olunmaz ki kişinin. Ve en yekune cesimen, ve kişinin cismli de olması, yani iri yapılı olması lazım. Boylu poslu olması lazım. Li'ennehu a'zamu fin nüfusi ve ehyemu fil kulubi. Çünkü o nefislerde, yani psikolojik olarak insanlar nezdinde daha böyle büyük görülüyor ve kalplerde de daha heybetli görülüyor. Boylu poslu adam. Adam cüce ise ne yarar? Vallahu yu'ti mulkehu men yasha. Ve tabi bu yine İsrail oğullarının neden Talut'a verildi? Onları reddediyor, diyor. Allah mülkünü dilediğine verir. Men yasha el mulke. Yani Allah kime mülkü vermek istiyorsa ona verir. Gayr-ı münazam fi. Ve bu konuda da onunla çekişmede bulunmamak gerekir.
وَهُوَ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ اِتَاءُ Allah Celle Celaluhu onu dilediğine de verir. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِالْوِرَافَةِ Bu mirasta olmaz. Yani idarecilik yok, atam kral de ben de kral olayım. Atası kral olabilir ama kendisi beş para etmiyorsa onu toplumun başına bela etmenin bir yolu imkansız. Ve bunun için Cenab-ı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem mesela kendisine halife bırakmadı. Onu Müslümanlara bıraktı. Müslümanlar da özellikle mesela Hazreti Ömer ne yaptı? Şura heyeti kurdurdu. Ve ondan sonra tabi yerindeyse mini bir seçim yapıldı. Hatta belki mini seçim de demek. Ha niye mini seçim diyorum? Çünkü sadece Medine'dekiler arasında sanki onlardan görüş istenmiş. Çünkü o Hazreti Ömer vefatından sonra 6 kişinin aslında onlardan birisi seçilsin. Abdullah bin Umar hariç. O da o heyetin içerisindeydi. O hariç demişti. Ve onlardan birisi Abdurrahman bin Avf'tı. İşi Abdurrahman bin Avf'a bıraktılar. Abdurrahman bin Avf araştırdı. Herkesten sordu. Hatta örtünün arkasındaki kadına bile sordu. Bakir kıza bile sordu. Rivayet ediliyor. Herkese soruyor. Siz çünkü 2 kişi arasında kalmıştı. Hazreti Ali ile Hazreti Osman ve Abdurrahman bin Avf'a heyet o yetkiyi verdi. Sen dedi araştır. Ondan sonra ona göre halife atayalım. Ve Hazreti Abdurrahman bin Avf çok böyle dakik, çok ince bir şekilde herkesten sordu, görüş istedi. Ondan sonra halife gitti. Yani Cenab-ı Peygamber ayrıca krallık yoluyla, veraset yoluyla olan krallığı da zem etmektedir. Yani onun kötü olduğunu söylemektedir. Hilafete vurgu yapıyor Resulullah. Hilafet benden sonra 30 yıl devam edecek. Sonunda mülker adı da diyor. Parçalayıcı bir krallık olacak. Ve ne yazık ki bunun sebebi de Hazreti Muaviye oldu yani. O krallayıcı, parçalayıcı krallık Hazreti Muaviye ile onun oğlunu Yezid oğlunu o münafıktı. Ümmetin başına geçirdi. Artık öyle devam etti. Ne yazık ki. Evet. Vallahu vasi'un Allah hele bu ayetin yukarıya çık ayeti ben bir daha göreyim. O men yaşa'u. Bir dakika tam. Evet tam. Senin için tersi gidiyor. Evet. Kim? Evet. Peki Allah vasıfın ey vasıfın fadli ve ata Allah'ın vermesi de lütfuyla geçtir. Yüz'alâ men leyse lehu sa'atun minel mali mal bolluğu olmayanlara da Allah bolluk verebilir. Ve yuğni'hi ba'del fakri fakirlikten sonra onu zenginleştirebilir. Alimun bimen yastafihinin mülki Allah kimin mülke seçeceğini de biliyor. Yani kimin ehil olduğunu da Allah biliyor. Dolayısıyla insanların bu konuda özellikle o İsrailoğullarının ileri geri konuşmalarının hiçbir tutarlı tarafı, mantıklı bir yönü yoktu. Fethemmete, işte o zaman talebu min nebiyyim ayetin arastifâ illâhi talûta. O zaman İsrailoğulları dediler ki Allah Celle Celaluhu bize Talut'u kral seçtiğine dair, tayin ettiğine dair
bir ayet bize ait olsun. Yani garip bir kavim dediler. Peygamberlerinin ne yazık ki sözleri onları tatmin etmiyordu. İlla başka şey istiyorlardı. Onun için bir ayet istediler. Evet. Vakale el-Nebiyyü, orada duralım arkadaşlar. Jazakumullah khairan kesin.